18. Kısım Berzah Berzah, ölüm zamanı ile kıyamet zamanı aralığındaki zaman aralığıdır. Ve bir diğerine muhalif olan iki şey arasında ayırıcı olan şeye derler. O iki şeyin ister bir diğerine münasebeti olsun, ister olmasın. Berzah'ın vücudunun tasavvur edilebilmesi için mutlaka iki şeyin vücudu gereklidir. Nitekim geçmişle gelecek arasındaki berzah hal zamanıdır. Ruhlar mertebesiyle kesif cisimler arasındaki berzah misal mertebesidir. Ve cennetle cehennem arasındaki berzah araftır. Hayvanlarla insan arasındaki berzah maymundur. Bitkilerle hayvanlar arasındaki berzah hurma ağacıdır. Bitkilerle madenler arasındaki berzah mercandır. Ve buna göre kıyasla Ölümden sonra berza alemin'e nakledilen şey insanın şekli ve cesedi değil, belki şahsına ait hakikatidir. Çünkü madde beden olan cesedi bu alemin parçalarındandır. Ölümden sonra yine bu alemde bozulup dağılır. Zaten benzer yenilenme bahsinde izah olunduğu üzere bu madde beden arazdan ibaret olup iki zamanda daimi kalmadığından mecburi ölümden önce dahi bozulup dağılma içindedir. Velakin şahsa ait hakikatin bağlılığı o madde bedenden kesilmediğinden duruyor görünür. Mecburi ölümde ise bu şahsa ait hakikatin alakası tamamen kesilmiş olup o hakikat berz ve berza haleminin maddesine uygun bir bedene bağlanır. Zahir isminin görünme yeri olan şehadet alemindeki ilahi teklifler üzerine batın isminin görünme yeri olan berzahta, oluşan amellerin ve ahlakının güzel ve çirkin suretlerini insan berzahta kendi yakını olarak bulur. Suretin yok olmasından sonra mevcutların tümünün berzaha nakledilip Cemal ismine ait görünme yeri olanlar, Cemal mahallinde ve Celal ismine ait görünme yeri olanlar da celal mahallinde zahir olurlar. Fakat yalnız ilahi emaneti taşımaya istidadından dolayı kendisine teklif yapılan insan için soru vardır. Diğerleri mükellef olmadığından onlara soru yoktur. Ve soru ve cevap herkese kendi hakikatinin açılmasından ibarettir. Nitekim Hak Teala buyurur. Her bir nefis kendisiyle beraber sevk edicisi, ve şahit olduğu halde gelir ve ona denir ki, sen bundan gafletteydin. Biz senden perdeyi kaldırdık. Bugün de senin görüşün keskindir. Kaf Suresi 21. 22. Ayet Perdenin kaldırılması bir tecelli ile olur. Bu tecelli içinde herkesin soru ve cevabı olmuş olur. Çünkü muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Ali İmran Suresi 199. Ayet buyurulur. Nitekim bu alemde bahar mevsimi bir tecelliden ibarettir. Ve bu genel tecelli neniz var sorusundan ibarettir. İşte bu genel tecelli neticesinde gül ve diken ve tatlı ve acı meyve ağaçları cevaplarını verip bizim istidadımız budur, bunları getirdik derler. Bundan dolayı herkesin sevk edicisi ve şahidi, mertebelerinin tümünde kendisiyle beraber olan zatına ait istidadıdır. Bu berzahın hallerine bağlı bazı bilgiler, misal mertebesi bahsinde verilmiş olduğundan burada tekrarı gereksizdir.